Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle artan bayat keklerimizden çok güzel mini kekler yapacağız ve onları süsleyeceğiz. Ben süsleme malzemelerini, daha doğrusu onlar da yenebilecek şeyler, fındık, fıstık, hindistan cevizi, çikolata, onları buraya koymadım. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz ama sonunda göreceksiniz tabii ki. Şimdi bunun için neyimiz var? Bir paket kakaomuz var, toz kakaomuz. Kekimiz var. Gördüğünüz gibi artık keklerim bunlar. 7-8 tane. Bir kutu kremam var. Kremamı boşaltmadım. Yarısı kapta kalıyor diye. Sütümüz var. Gerekirse kullanacağız. Eğer yumuşaklığını yetmezse kremamız yumuşatmak için az biraz da süt kullanacağız. Bitter çikolatamız var ve bir yemek kaşığı da tereyağımız var. Şimdi bunları kenara alıyoruz. Bunları daha sonra üzerinden kullanacağız. Şimdi kekimizi ufalayacağız kabımızın içine. Kabataslak şöyle ufalayalım çünkü zaten yoğuracağız. O arada daha da inceltebiliriz. Veya direksiz rondo yapıp hemen kaşıkla karıştırarak da çok kolay bir hamur elde edebilirsiniz. Evet, beyaz kek bu. Eğer kakaoluysa kekiniz, kakao kullanmanıza gerek yok tabii ki. Bu yeterli olacaktır. Güzelce ufalayacağız. Bunun içine siz isterseniz kuru fındık, fıstık, kuru çerezler de koyabilirsiniz. Kuru üzüm gibi veya kayısılar. Ama ben bunun üzerine süsleyeceğim için içine fazla bir şey koymak istemedim. Kekin kendi güzel kokusuyla yeterli olacaktır diye düşündüm. Efendim anneannem, hoş geldin aşkım. Ben sana mamalar yapıyorum. Gördün mü? Evet, şimdi kremamız vardı. Dediğim gibi kremamızı koyuyorum. Efendim aşkım. Ha, o bitter çikolata hayatım. O da kabuğu. Onu sonra kullanacağız. Tamam mı? Bunun üstünden bitter çikolatamızdan dökeceğiz. O zaman sen de yiyeceksin, tamam mı? Şimdi toz kakaomuz var. Onu da koyuyoruz. Gördüğünüz gibi bunu yoğuruyoruz. Efendim aşkım. Tabii bakabilirsin. Ama sen şimdi göremezsin onu. Bitince ben sana göstereyim. Olur mu? Tamam anneanne. He, söyle aşkım. Şöyle güzelce karıştıracağız. Karıştıralım mı? Hı, karıştırma. Ben elimle karıştıracağım ama. Mikserle karıştırmayacağım. Böyle elimizle karıştıracağız, tamam mı? Kaşıkla mı karıştırayım? Ama kaşıkla olmaz bu. Evet, böyle gördüğünüz gibi illaki bütün kekler kakaoya bürünsün demeyin. Böyle bir mozaik görüntüsünde de olabilir. Dur aşkım, bir dakika. Ben sana birazdan göstereceğim, tamam mı? Evet, şöyle gördüğünüz gibi güzel bir hamur elde ettik. Süte gerek kalmadı. Hamurumuz gayet güzel, sert, tam kıvamında. Eğer sizin hamurunuz biraz sıvı olduysa biraz dolapta bekletebilirsiniz. Benim buna şu an gerek yok. Evet, şöyle bu kadar yeterli. Şimdi şekil vermeye kalıba geçeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumu hiç dinlendirmedim. Tam kıvamında çünkü dolaba da koymadım. Şimdi şöyle bir kalıbımız var. Gördüğünüz gibi siz farklı kalıplarda kullanabilirsiniz. Eğer böyle iki tarafı açık kalıbınız yoksa hamuru kalın bir şekilde düzeltip daha sonra bardak yardımıyla da kesebilirsiniz. Aynı sonucu elde edersiniz. Ben şimdi bunun içine sıkıştıracağım kek hamurumu. Gördüğünüz gibi şöyle elimizle bastırıyoruz. Amaç sadece kalıp çıkarmak burada. Dediğim gibi siz eğer yoksa düz bir şekilde hamuru düz bir şekilde yerde açıp daha sonra bardak yardımıyla veya fincan yardımıyla da kesebilirsiniz. İyice sıkıştırdık gördüğünüz gibi. Şimdi üstten bastırarak alttan çıkaracağız. Bunlar böyle çok kolay oluyor tabii. Eğer dediğim gibi yoksa farklı şekilde de uygulayabilirsiniz. Aynı şekilde yüksekliği size kalmış. Şu an benim bu 2 santim yüksekliğinde. Tabii daha kısa, daha uzun yapabilirsiniz. Ama bu ölçü idealdir. Tam bir kek görünümünde olacak ebat olarak da.
Evet, güzelce basıyoruz. Farklı kalıplar, kalp şeklinde kullanabilirsiniz. Kareler, dikdörtgenler. İstediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Süslemeler de size kalmış. Evet, gördüğünüz gibi hepsini böyle yapacağız. Üzerini şöyle düzgünce düzeltebilirsiniz. Çünkü benmari usulü erittiğimiz çikolatadan dökeceğiz üzerinden. Şu köşeleri, kenarları elinizle güzelce düzeltebilirsiniz. Evet, şimdi çikolatalı işleme geçeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim süslemelerim bunlar. Şöyle kuru yemişlerim var, Hindistan cevizim var, portakal kabuğu rendem var, çok az gördüğünüz gibi limon kabuğu rendem var ve bir çikolatayı rendeledim, çok az da şöyle çikolata rendem var. Tabii bunları koyabilmek için öncelikle erittiğimiz çikolatayı üzerinden şöyle bir gezdiriyoruz. Şöyle bir kaşığın altıyla da yardım alabilirsiniz düzgün olması için. Üzerinden dökeceğiz. Ortadan dökün, kenarlara illaki kayacaktır. Bazıları dengesiz, o yüzden şöyle kenardan dökeyim. Bir tarafı yüksek olmuş. Evet, şöyle her tarafını erittiğimiz çikolatamız bu. Tereyağı ve bitterle. Benmari usulü de eritebilirsiniz. Tavada da eritebilirsiniz ama öncelikle tereyağını eriteceksiniz. Çikolatayı da içine parçalayacaksınız. Karıştıracaksınız. Yavaş yavaş eriyecektir. Nefis pastalar oluyor. Misafirleriniz bayılacak. Gözleriniz de bayram edecek diyebilirim. Görüntü olarak da çok hoş. Zevkle servis edebilirsiniz misafirlerinize. Çok basit şeylerden gördüğünüz gibi fırında kullanmıyorsunuz. Hazır keklerden. Eğer artık kekim yok diyorsanız hazır böyle küçük kekler var biliyorsunuz, top kekler. Onlardan alıp onları da ufalayabilirsiniz. İlla ki fırın kullanmayacağım veya fırınım yok diyorsanız öyle bir alternatifiniz de var. Bütün çikolatayı hepsine paylaştıralım. Çikolatanın içine portakal kabuk rendelerini de koyabilirsiniz. Ben bunları şimdi farklı farklı... Evet arkadaşlar, videom orada kesildi. Ama ben süslemelerimi yaptım. Yarım kaldı süslemelerim. Gördüğünüz gibi hepsi de farklı değişik şekillerde. Siz tabii daha farklı şeyler kullanabilirsiniz. Siz eminim çok daha güzel şekiller bulacaksınızdır. Evet, şimdilik benden bu kadar. Yeni tariflerimizden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni desteklemek için yorum ve beğeninizi bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. Afiyet olsun.